İki yetişkin, iki de çocuk. Dinozor. Ve bir de dinozor. Peppa uzun zaman önce yaşayan kral ve kraliçenin eşyalarıyla dolu odayı görmek istiyor. Vay canına. Dinozor. Ama George gerçek dinozoru görmek istiyor. Üzülme George. Buradan sonra dinozoru göreceğiz. Peppa, tüm bunlar uzun yıllar önce kraliçeye aitmiş. Bu kraliçenin özel sandalyesi. Buna taht deniyor. Çok güzelmiş. Bu da kraliçenin elbisesi. Bu da çok güzelmiş. Bak Peppa, bu da kraliçenin altın tacı. Vay canına. Ne güzel şeyler bunlar. Anne, kraliçenin televizyonu nerede? O zamanlar televizyon yoktu. Televizyon yok mu? Peki bilgisayarları var mıydı? Hayır, bilgisayarları da yoktu tatlım. Bütün gün ne yapıyorlardı o zaman? Anne, ben kraliçe olsaydım istediğim kadar pasta yerdim. Peppa kraliçe olmayı hayal ediyor. Nefis. Başka bir arzunuz var mı kraliçeye Peppa? Evet. Daha fazla pasta lütfen. Elbette. Hadi gelin bakalım. Geliyoruz baba. Baba, ben kraliçe Peppa'yım. Benimle konuşurken eğilmen gerek. Oo. Çok özür dilerim majesteleri. Peki sen ne iş yapıyorsun? Ben sizin babanızım. George, akordeon çalmak en az benim trompetim kadar zordur. Peki George. Belki de George akordeon çalmak için biraz küçüktür. Baba, kutuda başka hangi enstrümanlar var? Sadece bu boru var. Deneyebilir miyim? Çok güçlü üflemen gerek. Bu ses pek düzgün çıkmadı. Bu imkansız bir şey. Ah, sanırım eskiden bunu çalıyordum ben. Bu ses hiç düzgün çıkmadı. Belki benim gibi büyük ve güçlü birinin çalması gerekir. Bu ses de pek düzgün çıkmadı. Peppa haklıymış. Bunu çalmak imkansız. Boşver baba domuz. Sen akordiyonunu çal. Onu çok güzel çalıyorsun. Bence de gerçekten güzel çalıyorum diyebilirim doğrusu. Ben de kemanımı çalayım. Ben de trompetimi çalayım. Anne domuz kemanını çalıyor. Baba domuz akordeon çalıyor. Peppa trompet çalıyor. Peki George hangi enstrümanı çalacak? George boru çalıyor. Annem boruyu çalamadı ve babam da çalamadı. Hatta ben bile çalamadım. Ama George çalabiliyor. George ikinci ipucunu buldu. Ok şeklinde sopalar. Bak, bu tarafa gösteriyorlar. Peppa ve George okları takip ediyorlar. Peppa sonraki ipucunu buldu. Bir anahtar. Aferin sana Peppa. Şimdi bunun açtığı hazine sandığını bulman gerekiyor canım. Ama başka ipucu yok. Belki haritaya tekrar bakman gerek. Bak Peppa, haritada iki elma ağacı var. İşte elma ağacı. Ve diğer elma ağacı. Yani hazine işte burada olmalı. Hadi bir bakalım. Hay aksi. Hiçbir yerde göremiyorum.
Bir dakika, burada bir şey var. Vay canına, hazine. Bulduk işte. Bunu açacak anahtar bende. Vay canına, inanamıyorum. Altın paralar. Burada bir servet olmalı. Ondan daha da iyi. Bunlar altın para değil. Çikolata para bunlar. Ve herkes için bir çikolata para var. Yaşasın! Peppa ve George çikolata paraya bayılıyor. Herkes çikolata paraya bayılıyor. Büyük anne, büyük baba. Bu en harika hazine avıydı. Doğanın seslerini dinlesenize. Bu ses nedir baba? Bu cırcır böceklerinin sesi. Peki bu nedir? Bu bir baykuş. Bak, işte orada. Vay canına. Peki bu ses ne? Aa, emin değilim. Babamın midesiymiş. Mide gurultum doğanın en güzel seslerinden biri. Demek şimdi yemek vakti. Domates çorbasına bayılırım. Ben de. Baba domuzun bir başka doğal sesi de bu işte. Ne? Ne dedin? Hadi bakalım çadıra çocuklar, yatma vakti. Hepimiz sığmayız ki. Çadır çok küçük. Merak etme sığarız. Girin siz. Anne domuz biraz daha ilerle. Baba, sen çadır için çok büyüksün. Boş ver. Ben dışarıda uyumayı tercih ederim. İyi geceler baba domuz. İyi geceler baba. İyi geceler. İyi geceler millet. Anne domuz, Peppa ve George çadırda uyuyorlar. Baba domuz dışarıda yıldızların altında uyuyor. Kamp yapmaya bayılıyorum. Açık havada yıldızların altında uyumak. Belki o kadar da iyi bir fikir değildir. Sabah oldu. Baba, çadır çok güzel ve sıcacıktı. Aa, babam nerede? Baba domuz gitmiş. Ah, zavallı baba domuz, ıslanıp üşümüş olmalı. Peki nereye gitti? Bu ses de ne? Horlama sesine benziyor. Büyük baba köpeğin bir tamirhanesi var. Araba tamirinden iyi anlıyor. Olamaz baba domuz. Araban hiç iyi görünmüyor. Tamir edebilir misin lütfen büyük baba köpek? Evet, ama bütün gün sürer. Ama arabayla dolaşmak istiyorduk. Merak etmeyin, ben sizinkini tamir ederken yeni bir araba ödünç alabilirsiniz. Yaşasın! Teşekkür ederim büyük baba köpek. Üstünü açmamı ister misiniz? Evet, lütfen. Evet, şu kırmızı düğmeye basmam yeterli. Ne zeki bir araba. Hay canına. Geri döndüğünüzde arabanızı tamir etmiş olurum. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşürüz. Güle güle. Peppa ve ailesi yeni mavi arabayı beğendi. Bu yeni arabada ne kadar çok düğme var. Yeşil düğme ne işe yarıyor babacığım? Bir bakalım. Sihirli pencereler. Baba, sihirli pencereleri aç hadi. Mavi düğme ne işe yarıyor peki? Bilmiyorum. Hadi bir bakalım. Bu yeni arabaya bayıldım. Bizim olabilir mi? Hayır, olamaz Peppa. Onu bir günlüğüne aldık canım. Hayır, galiba yağmur yağacak. Evet, üstü kapatıyorum. George ve baba domuz dama oynuyor. Oo, aferin sana George. Baba. Yeni ayak
kırmızılar. Gördüm. Onlar kırmızı. Anne, yeni ayakkabılarımı beğendin mi? Evet Peppa, seni çok zeki gösterdiler. George, yeni ayakkabılarımı beğendin mi? Herkes Peppa'nın yeni ayakkabılarını beğendi. Yeni ayakkabılarımı çok beğendim. Onları hiç çıkarmak istemiyorum. Banyo zamanı. Peppa yeni ayakkabılarını banyoda bile çıkarmak istemiyor. Peppa pijamalarını giydi. Yeni ayakkabıları hala ayağında. Peppa yeni ayakkabılarını yatakta bile giymek istiyor. Peppa, ayakkabılarını çıkarmak istemediğinden emin misin? Ayakkabılarımı hiç çıkarmak istemiyorum anneciğim. Peki o zaman. İyi geceler Peppa ve George. İyi geceler anne. İyi geceler baba. İyi geceler küçük domuzcuklarım. Bütün gece yağmur yağdı ve bahçe çok ıslak. Anne domuz botlarını giyiyor. Baba domuz botlarını giyiyor. George botlarını giyiyor. Peppa hala yeni ayakkabılarını giyiyor. George ıslak çimlerde oynayacak. Olamaz. Peppa ıslak çimlerde oynamaya bayılıyor ama yeni ayakkabıları ıslansın istemiyor. Ben ıslak çimlerde oynayamam George. George çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Peppa da çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor ama yeni ayakkabıları çamurlansın istemiyor. İşte bitti Peppa. Şimdi bir kaplan oldun. Ben bir kaplanım. George, sen ne olmak istersin? Dinozor. Dinozor mu? Kaplan olmaya ne dersin? Kaplanda oldukça iyiyim. Ben bir kaplanım. Ben de öyle. Kaplanlar hav hav demez. Nereden biliyorsun? Çünkü kaplanlar büyük kedilerdir. Ve ben bir kediyim. Kendi, lütfen bize kaplan olmayı öğretir misin? Peki. Kaplanlar çok çok yavaşça yaklaşır ve sonra birden atlarlar. Kaplanlar kendilerini yalayarak temizlemeyi sever. Ama en iyisi kaplanlar mutlu olduklarında mırlar. Merhaba çocuklar. Aman tanrım, hepiniz kaplan olmuşsunuz. Ben de onlara gerçek kaplan olmayı öğretiyorum. Siz küçük kaplanlar şimdi ne yapmak istiyorsunuz? Dinozor. Evet doğru ya. George'a dinozor balonu bulmamız gerek. Hadi hepinize balon alalım. Merhaba Madam Gazel. Balon almak istiyoruz lütfen. Elbette. Çeşit çeşit balonlarım var. Ben fil balonu alabilir miyim lütfen? Al bakalım Peppa. Ben kanguru alabilir miyim? Aslan lütfen. Maymun lütfen. Papağan lütfen. Evet, hepsinden var. Ve en önemlisi George için dinozor balonu istiyoruz. Aa, hay aksi. Galiba elimde dinozor balonum yok. Oo. Dikkat edin. Büyük bir çamur birikintisi var. Peppa ve George çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyorlar. Birikintide zıplayabilir miyiz? Lütfen. Hayır. Üstünüz çamur olsun istemiyorum. Geri çekilin çocuklar. Lütfen dikkat et baba domuz. Merak etme. Ben ne yaptığımı biliyorum. Lütfen dikkatli ol. Birazcık daha ileride baba. Baba domuz, sen odan için fazla ağırsın. Saçmalık. Ne kadar ağır olduğumu biliyorum ben. Yaşasın. Baba domuz uçurtmayı kurtardı. Olamaz. Herkes çamura bulandı.
Sadece çamur. Neyse ki baba domuza bir şey olmadı ve uçurtma da ağaçtan kurtuldu. Yaşasın! Anne, artık çamurlandığımıza göre birikinti de zıplayabilir miyiz? Sanırım evet. Bundan fazla çamurlanamazsınız zaten. Ve sizi yıkamak da babanıza düşecek. Oo. Peppa ve George çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyorlar. Anne domuz ve baba domuz da çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyorlar. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Çamur birikintilerinde zıplamak uçurtma uçurmak kadar eğlenceli bir şey. Büyük baba, kelebekler neden çiçekleri seviyor? Yemeklerini çiçeklerde buluyorlar da ondan. Nasıl? Ama çok uzun dilleri var onların. Benimkinden daha mı uzun? Oh, evet. Kelebeklerin dili seninkinden bile uzundur. Onu su içmek için kullanırlar. Vay canına. Peppa, kelebek seni çiçek sandı. Ben çiçek değilim. Ben domuz Peppa'yım. Öyle güzel ki. Ben de kelebek olmak istiyorum. Peppa kelebek taklidi yapıyor. Ben küçük bir kelebeğim. George da oynamak istiyor. George, kelebek benim. Senin başka bir şey olman lazım. Buldum. Sen de kıvrak tırtıl olabilirsin. Bak ben bir kelebeğim. Olamaz. George tırtıl olmak istemiyor. Kelebek olmak istiyor. George, ben küçük bir domuzken kıvrak tırtılcılık oynamayı çok severdim. Kıvrak tırtıl olmak çok kolay. Bak sana göstereyim. Önce bu şekilde yere yatman gerekiyor. Sonra da kıvrılıp duruyorsun işte. Ben bir tırtılım. George ve büyük baba domuz tırtılcılık oynarken çok eğleniyorlar. Tamam. Hazır, düz dur. Git hadi. Sakın bırakma baba. Merak etme, ben seni tutuyorum. Çok iyi gidiyorsun Peppa. Sıkı tut baba. Sen pedal çevirmeye devam et. Peppa denge tekerleri olmadan kendi başına gidiyor. Baba, bıraktın. Kaç dakikadır kendi başına biniyorsun? Öyle mi? Gerçekten çok iyisin Peppa. Öyle miyim? Aa, yapabiliyorum. Bana bakın, bana bakın. Bisikletime düzgünce binebiliyorum. Deni, Suzi, Rebecca, bakın. Artık denge tekerleği takmıyorum ben. Bana bakın. Bravo. Babamın bal kabağına kadar yarışalım. Peppa, bal kabağıma dikkat et. Ben kazanacağım. Peppa önüne bakmadan gidiyor. Olamaz. Peppa baba domuzun bal kabağını ezdi. Özür dilerim babacığım. Bal kabağını ezdim. Kabağı boş ver. Sana bir şey olmasın da önemli olan o. Bir dahaki sefere önüne bakarak sürmelisin. Söz veriyorum, bakacağım baba. Güzel. Neyse. Madem bal kabağı ezildi, onunla turta yapabilirim artık. Bal kabağı turtasına bayılırım. Baba domuzun kabağı çok büyük olduğu için herkese yetecek kadar bal kabağı turtası olacak. Yaşasın! Hadi Peppa. Hoşça kal büyük baba.
Hoşça kal Çilek. Büyük baba domuz Peppa'nın çilek bitkisine baktı. Günler sonra büyük baba domuz küçük bitkinin uzadığını gördü. Günler geçtikçe bitki daha da büyüdü. Sonra bir gün büyük baba domuz çok özel bir şey buldu. Çilekler. Büyük baba, biz geldik. Peppa ve George yine oynamaya geldiler. Büyük baba, büyük baba, bitkim büyüdü mü? Evet. Bak. Çilekler. Teşekkür ederim büyük baba. Büyük baba, başka bir şey daha ekebilir miyiz? Tabii. Şimdi seçim sırası George'da. Evet, sen seç George. Şey seç, havuç. Büyük baba, bence George havuç yetiştirmek istiyor. George, havuç yetiştirmek ister misin? Hayır. Ne yetiştirmek istersin peki? George başka bir şey yetiştirmek istiyor. Dinozor. George dinozor ağacı yetiştirmek istiyor. Şapşal George. Dinozorlar ağaçta yetişmez ki. Dinozor. George, dikkat et de bir şeyi devirme olur mu? Hiç komik değil. Peppa yastıkların altına bakıyor. Ama baba domuzun gözlüğü orada yok. George babasının terliklerinin içine bakıyor ama gözlük orada da değil. Hadi banyoya bakalım. Peppa ve George banyoya bakıyor. Gözlük küvette değil. Gözlük tuvalette de değil. Bu iş çok zor. Peppa ve George baba domuzun gözlüğünü hiçbir yerde bulamıyorlar. Her yere baktık ama babamın gözlüğünü bulamadık. Ah olamaz. Şimdi ne yapacağız? Sanırım gözlüksüz yaşamayı öğreneceğim. Yavaş yürürsem belki sağa sola çarpmam. İşte burada. Babamın gözlüğü. Ah baba domuz. Başından beri üstünde oturuyormuşsun. Oo. Şapşal baba. Oraya nasıl girmiş bilmiyorum. Nasıl acaba? Biraz şapşallık etmiş olabilirsin ama en azından huysuz değilsin baba domuz. Ben huysuz değilim. Evet, demir pilye ile başlıyoruz. Evet, şimdi biraz sıçrayın. Petit jete. Zarifçe ve güzelce. Petit jete. Zarifçe ve güzelce. Petit jete. Zarifçe ve güzelce. Bale dersi çok eğlenceli. Kollarınızı kaldırın. Güzel kuğular olduğunuzu hayal edin, olur mu? Sizce
Sizce kuğular nasıl ses çıkartır? Ney? Oho! Ney? Zarifçe ve güzelce. Peppa dans etmeye bayılıyor. Herkes dans etmeye bayılıyor. Anne, anne! Kuğular gibi dans ettik. Peppa çok iyiydi. Zarifçe ve güzelce dans etmem gerekti. Çok güzel. Sana nasıl yaptığımı göstereyim mi? Önce eve gidelim. Baba domuz George ve bana gösterirsin, tamam mı tatlım? Hoşça kalın. Önce şınav çekmen gerekiyor. Çok basit. Bir. İki. Çok güzel baba. Şimdi senden 100 tane istiyorum. 100 mü? Evet. Hadi çocuklar, yemeği hazırlamama yardım edin. Ben de yardım ederim. Hayır baba, senin 100 tane şınav çekmen gerekiyor. Bir, iki... Anne domuz, Peppa ve George mutfakta yemek hazırlıyor. Altı... Baba domuz hala şınav çekiyor. Sekiz... Bakın babam dokuz, iyi gidiyor. On... Evet, on bir, umarım aşırıya kaçmıyordur. On iki, ben gidip bir bakayım. On üç... 14, 15, 16, 17. Baba domuz, hile yapıyorsun. Şınav çekmen gerekiyordu. Televizyonda ilginç bir şey vardı. Yaramaz baba. Belki babam benim eski egzersiz bisikletimle daha başarılı olur. Aha, bu eğlenceliye benziyor. Aynı zamanda hem pedal çevirip hem televizyon seyredebilirim. Bu imkansız. Bu bisiklet çok gürültülü. Televizyonu duyamıyorum. Bir şekilde forma girmen gerekiyor. Buldum. Benim bisikletimi kullanabilirsin. Evet, o zaman temiz hava da alırsın. Baba domuz Peppa'nın küçük bisikletiyle dolaşmaya çıkıyor. Baba, bunlar pedallar. Bunlar frenler. Ve bu da zil. Evet, evet. Teşekkür ederim Peppa. Biliyorum. Hoşça kal. Çocuk oyuncağı. Forma girmek zor iş. Şimdi pedal bile çevirmeden forma gireceğim. Önce metreyi almam lazım. Bir de kalem. Çiviyi buraya çakacağım. Duvarı kırma sakın baba. Şimdi çekiç ve çivi lazım. Geri çekilin çocuklar. Ustayı çalışırken izleyin. Baba domuz duvara bir çivi çakacak. Duvarı kırma baba. Saçmalama Peppa. Çocuk oyuncağı. Böyle olmaması lazımdı. Baba domuz duvarda büyük bir çatlak açtı. Baba! Duvarı kırdın. Sadece küçük bir çatlak. Fotoğraf onu gizler. İşte. Çatlağı hala görebiliyorum babacığım. Evet. Çiviyi çıkarıp çatlağı boyayacağım. Ortalığı pisletme baba. Saçmalama Peppa. İşte çıkıyor. Oh! Baba, şimdi gerçekten de duvarı kırdın. Sence annem fark eder mi? Evet, fark edebilir bence. Çabuk George. Ne yapıyorlar bunlar? Baba, seni görebiliyoruz. Baba domuzun anne domuz dönmeden duvarı onarması gerek. Tuğla lütfen. Baba domuz önce deriyi tuğlayla örüyor. İşte.